Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün merakla beklenen Xiaomi Redmi Note 10'un incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ülkemizde en çok satan serilerden birisi de aslında Redmi Note serisi. Özellikle Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro ülkemizde hayli çok satmıştı. Ondan sonra da Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro geldi. Fakat onların fiyatı beklentilerin biraz üstündeydi. Dolayısıyla Selefi kadar başarılı olamadı. Şimdi ise sırada Redmi Note 10 var arkadaşlar. Bu videoda Redmi Note 10'un bizlere neler sunduğunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak incelememize cihazımızın tasarımıyla başlayalım. Aslında son dönemde alışık olduğumuz bir tasarım çizgisi var bu cihazda. Ön tarafta baktığımız zaman hali hazırda satışta olan pek çok telefondan farkı yok. Baktığımızda delikli ekran tasarımını görüyoruz. Alt tarafta yan ve üst çerçevelere oranla bir tık daha kalın olan bir çerçevemiz var. Telefonu kendimize tuttuğumuzda sağ tarafta power ve ses açıp kapama butonu olduğunu görüyoruz. Sol tarafta sim kart yuvamız bulunuyor. Alt kısımda Type-C girişimiz ve 3.5 milimlik jack'ımız mevcut. Telefonun arka tarafına geçtiğimizde ise biraz daha farklı bir tasarım çizgisi görüyoruz. Xiaomi özellikle yeni Redmi modellerinde bu kamera çizgisine yer veriyor. Dörtlü bir kameramız var. Burada bir kamera diğerlerine oranla biraz daha fazla yer kaplıyor. Kameranın olduğu modül ikiye bölünmüş ve ana kameramız üst tarafta konumlandırılmış durumda. Açıkçası bu kamera çizgisinin eskiye nazaran biraz daha şık göründüğünü söyleyebilirim. Redmi logosu ise arkadaşlar alt sol köşede yer alıyor. Telefonun üzerinde bu sefer Xiaomi logosuna yer verilmemiş arkadaşlar. Genelde eski nesil Redmi cihazlarında Buy Xiaomi vesaire görüyorduk. Fakat bunda ben Buy Xiaomi diye bir şey göremedim. Hatta Design by Redmi yazıyor alt kısımda da. Dolayısıyla artık Xiaomi Redmi'yi biraz böyle ön plana çıkartmaya başlamış diyebiliriz. Ki zaten dediğim gibi Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkede Redmi cihazları daha çok satıyor. Çünkü fiyat performans tarafında önemli bir potansiyele sahipler. Evet, telefonumuzun tasarımından bahsettiğimize göre yavaş yavaş teknik özelliklere geçelim arkadaşlar. Bu cihazda Xiaomi Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 678 Yonga setini kullanmış arkadaşlar. Bu 11 nanometrelik bir Yonga seti. 11 nanometre olması bu Yonga setinin eski olduğunu düşündürmesin sizlere. 2020'nin sonlarına doğru duyurulmuştu bu Yonga seti. Dolayısıyla yeni çıktı. Fakat güç ve performans tarafında geçtiğimiz yıl çıkan bazı Yonga setlerinden, örneğin Snapdragon 720G gibi bazı Yonga setlerinden biraz daha alt seviyelerde yer alıyor. Bunu size söyleyebiliriz. Tabi bu şu anlama gelmesin. Bu telefonun hali hazırda indirebileceğiniz tüm uygulamaları çalıştıracağını unutmayın. Yani PUBG olsun, işte Fortnite olsun ya da ne bileyim Call of Duty Mobile olsun. Telefonu en çok zorlayacak oyunları bile rahatlıkla çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu işlemci iyi mi kötü mü diye kafanızda soru işaretlerinin oluşmasına neden yok. Bu işlemci sizi bu telefonu kullandığınız sürece rahat rahat götürecektir arkadaşlar. Bunu size belirtebiliriz. Telefonumuzda 4 GB RAM var fakat 6 GB RAM'e sahip versiyonları da bulunuyor. Ayrıca bu cihazda da 64 GB'lık dahili depolama alanı mevcut. 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip ikinci bir modelin olduğunu da söyleyelim sizlere. Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir nokta var arkadaşlar. Son dönemde artık 4 GB RAM'e sahip orta segment cihazların sayısı azaldı. En düşük cihazlara baktığımızda bile artık 6 GB RAM'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ben 4 GB'lık cihazı almanızı çok fazla önermem. 6 GB'lık cihazı almanız sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca 64 GB'lık dahili depolama alanı size şimdi olmasa bile atıyorum seneye ya da ondan sonraki sene sıkıntı çıkarabilir. Çünkü artık geçmişten beri biriktirdiğiniz fotoğrafları cihaza aktarmak cihazın hafızasını tamamen dolduracaktır. Bu da ne yapar? Sizi micro SD kart kullanımına zorunlu hale getirir. Aslında micro SD kart kullanmakta sıkıntı yok fakat bazı micro SD kartlar arkadaşlar bozuluyor. Bozulduğu zaman da fotoğraflarınızı vesaire kurtarmanız çok zor olabiliyor. Dolayısıyla burada 64 yerine 128 GB'lık baz modeli seçerseniz sizin açınızdan daha avantajlı olacaktır. Evet, gelelim ekranımıza. Xiaomi şimdiye kadar Redmi modellerinde IPS LCD panel kullanıyordu fakat Redmi Note 10 ile birlikte ne yaptı arkadaşlar? Super AMOLED ekrana geçiş yaptı. Bu cihazda 1080x2400 piksel çözünürlüğüne sahip 6.43 inçlik Super AMOLED bir ekranımız bulunuyor. Bu ekranın normal parlaklığı 450 nits civarlarında, maksimum parlaklığı ise 1100 nits arkadaşlar. 409 ppi piksel derinliğine sahip.
ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ayrıca %83.5 ekran gövde oranına sahip olduğunu da belirtelim. Bu telefonda IP53 sertifikası var. Yeri gelmişken bunu da size söyleyeyim. Dolayısıyla sıçramalara ya da böyle toza kuma karşı dayanıklı. Ama telefonu suya sokmamanız gerekiyor. Suya girerse telefonun su geçireceğini unutmayın. Yani sıçrama nedir arkadaşlar? İşte atıyorum yağmur yağıyor. Yağmur altında konuştuğunuz zaman telefona bir zarar gelmeyecektir. Ya da işte üzerine su sıçradı vesaire telefona bir zarar gelmeyecektir. Fakat siz telefonu belli bir miktardaki suya bıraktığınız zaman işte o zaman telefonun su alması işlemle değil. O yüzden telefonu ne olur ne olmaz sudan uzak tutmanızı tavsiye ederiz sizlere. Şimdi teknik özelliklerine değindiğimize göre arkadaşlar biraz da telefonumuzun kamera özelliklerinden bahsedelim. Malum günümüzde artık kamera pek çok kişi için öncelikli kriter haline gelmiş durumda. Xiaomi bu modelinde 48 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameraya yer vermiş. Ona 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik derinlik ve 2 megapiksellik de makro kamerası eşlik ediyor. Bu kameralar arkadaşlar 4K 30fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. Tabi söz konusu kamera olduğunda sadece böyle rakamlarla ifade etmek bence çok fazla doğru değil. Dolayısıyla burada biz bazı fotoğraflar çektik. Dilerseniz şimdi çektiğimiz bu fotoğraflarla sizi baş başa bırakalım. Böylece Redmi Note'un nasıl bir fotoğraf performansına sahip olduğunu da beraber gözlemlemiş olalım. Düşük ışık fotoğraflarına baktığımızda da çok kötü olmadığını gördük açıkçası. Hatta benim beklentim bu kadar yüksek değildi ama Redmi Note 10 gayet başarılı bir performans sergiliyor düşük ışıkta da. Dolayısıyla hani gece modunu telefona boşuna koymamışlar. Bunu size rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bu telefonla video da çektik arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir de çektiğimiz videoyu izleyelim. Böylece Redmi Note 10'un video performansını da deneyimlemiş olalım. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu ofisimizin balkonundan çekiyoruz. Hiçbir profesyonel ekipman yok. 16. kattayız. Dolayısıyla biraz rüzgar sesi de var. Fakat telefon bu rüzgar sesini çok fazla almıyor. Şöyle bir zoom kalitesini de deneyelim. Bir yakınlaşalım şöyle. Nasıl olacak? Şöyle yakınlaşalım. Evet. Bence gayet başarılı. 6x zoom'da şu anda arkadaşlar telefon. Çok kötü değil. Çok fazla bir bozulma olmadı. Ayrıyeten zoomlarken de çok böyle aman aman bir bozulma gerçekleşmiyor. Şöyle şuradaki insanlara bir yakınlaşalım bakalım. Evet, çok fazla böyle belli olmuyor. Hatta cinsiyetlerini bile kestirmek zor. Ama yine de dediğim gibi çok kötü değil. Şöyle uzaklaştığımızda da yine görebiliriz. Evet, şimdi geldi sıra ön kameramız arkadaşlar. Ön kameramızı da canlı bir test yapalım. Ben hemen şöyle ön kamerayı açayım ve Redmi Note 10'un ön kamerasına geçiş yapayım. Şöyle rece bastığımız zaman. Evet, şu anda Redmi Note 10'un ön kamerasındayım arkadaşlar. Telefonun ön kamerasıyla yaptığınız çekimlerde hiçbir profesyonel ekipman olmadan, tabii şurada ışık var yüzüme vuruyor, o hariç ses ve görüntü performansı bu şekilde oluyor. Bu ses ve görüntünün ne derece başarılı olduğunu yorumlamak ise tamamen size kalmış diyebiliriz. Ve tekrardan kameramıza dönüyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Redmi Note 10'un ön kamera performansı da bu şekildeydi. Ben genel olarak telefonun kameralarını başarılı buldum. Yani bu fiyat kalibresini alabileceğiniz telefonlarda daha iyisi olur mu? Bence biraz soru işareti. Çünkü malum çok iyi fotoğraf çekiyor dediğimiz telefonlar arkadaşlar 14-15 bin liralara satılıyor. Dolayısıyla bir telefona 3000-3500 lira verip de böyle aman aman müthiş fotoğraflar çeksin diye beklemek
çok da doğru olmayacaktır. O yüzden telefonun ben kamera performansının fiyatına göre başarılı olduğunu söyleyebilirim. Peki bu telefonda kaç miliamperlik batarya bulunuyor? Biraz da batarya özelliklerinden bahsedelim. Xiaomi bu telefona 5000 miliamperlik bir batarya yerleştirmiş ve bu batarya 33 wattlık hızlı şarj desteği de sunuyor. Bu sayede arkadaşlar kısa sürede %50 şarja ulaşabiliyor telefon. Yani yarım saatin altında, ben örneğin şarj ederken 20 dakika gibi bir sürede %40'lara falan varmıştı telefonun şarjı. Dolayısıyla bu size önemli bir avantaj sunuyor. Neden? Tam evden çıkacaksınız atıyorum. Bakıyorsunuz telefonunuzun şarjı %5 ya da %10 seviyelerinde. Hemen bir 10 dakika şarja takıyorsunuz. O gün sizi geçirecek kadar, yani size o gün yetecek kadar ne yapıyor? Şarj imkanı sunmuş oluyor. Genel olarak toparlamamız gerekirse arkadaşlar, Redmi Note'un gayet başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle fiyatıyla kıyaslandığında sizin beklentilerinizi karşılıyor. Ele oturan bir yapısı var. Gayet görüntüsü vesaire şık. Hızlı şarj desteği mevcut. Kameraları bakıldığında başarılı. Telefonun çekim gücünde ben herhangi bir sıkıntı sorun yaşamadım. Telefonla konuşurken vesaire herhangi bir sorun olmuyor. Yani gayet başarılı bir şekilde karşıdaki sesi alabiliyorsunuz vesaire. Tabii bu biraz sizin kullandığınız şebekeyle de alakalı bir durum. Fakat bazı kullanıcılar telefonda işte sesi duyamama vesaire gibi sorunlar olduğunu söylüyorlardı. Ben Xiaomi'nin bu cihazında böyle bir sorunla karşılaşmadığımı sizlere söyleyebilirim. Android 11 ve MIUI 12 ile geliyor bu telefon. MIUI arayüzünde de herhangi bir sorun yaşamadım telefonu kullandığım sürede. Biliyorsunuz Xiaomi'nin MIUI arayüzü biraz sabıkalı. Fakat bu cihazda ben şimdilik bir sorunla karşılaşmadım arkadaşlar. 10 gün gibi bir süre kullandım bu telefonu. Bu 10 gün sürede de herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Yani böyle donmadır, kasmadır, ne bileyim herhangi bir menüden atmadır, telefonun kilitlenmesidir, konuşurken abuk subuk hareketlerde bulunmasıdır gibi şanssızlıklar, talihsizlikler yaşamadım. Dolayısıyla telefonu almak isteyenler gönül rahatlığıyla alabilirler. Bunu sizlere söyleyebiliriz. Evet, telefonumuzun fiyatı daha önce de bahsettiğimiz üzere ortalama olarak 3000 lira arkadaşlar. Yani internete baktığınızda 2900-3000 Türk lirası arasına fiyatlara bulmanız mümkün. 3000 liraya alınacak telefonlara, cihazlara baktığımızda Redmi Note'un rakiplerine nazaran böyle hep sanki bir adım önde olduğunu görüyoruz. Tabii 3000 Türk lirası verince farklı modellerde işin içine giriyor mu? Evet, giriyor. Bunu da size söyleyebiliriz. Eğer bu telefonla ilgili kafanıza takılan bir soru varsa bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ya da işte bu telefonun yerine şunu alsam önerir misiniz vesaire gibi kafanızı karıştıran ikinci bir model varsa bunu da yine yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.